Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınları hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda üçgende benzerlik konusundaki ikinci testin çözümünü yapacağız. Bu testimizde öğreniyorum testi arkadaşlar. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC ve DEF birer üçgen olmak üzere ABC benzerdir DEF demiş. Arkadaşlar ben öncelikle hemen şekli çizeyim şöyle. ABC ve DEF diyor bak benzer. DEF. Aynı sırada yazdım. Yani şu nokta çizgi çift çizgiyken bu da nokta, çizgiyi çift çizgi diye yazacağız. Şimdi ne diyor arkadaşlar bize? Her zaman doğru değildir diye soruluyor. Bakın AB'nin DE oranı bir kere noktanın karşısı AB. AB nerede? Çift çizginin karşısı. Çift çizginin karşısı AB'nin DE oranı doğru. BC'nin EFE oranı noktanın karşısı noktanın karşısı. Bu doğru mu arkadaşlar? Kesinlikle doğru. Çevre ABC benzerlik oranına eşittir. Benzerlik oranı da AC'nin yani çizginin karşısı çizginin karşısı DF oranı. Bu da doğru. E, ABC açısı bölü DF açısı B ile E açısı B ile A açısı oranladığın zaman eşit olduğu için birdir doğrudur. Alanlar oranı AB bölü D, E eşittir. Arkadaşlar AB bölü DE benzerlik oranı eşittir. Benzerlik alan neydi? Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit olmalıydı. Yani yanlış olan şık şey burası oluyor. A açısı ile D açısı da eşit demiş. Doğru mu arkadaşlar? Bu da doğru oluyor. Evet birinci soru denizli oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi neler verilmiş arkadaşlar? Burada alfa kaçtır diye soruluyor. Aa, gençler yapacağımız hamle belli. Yani hiçbir açı eşitliği falan filan yoksa özel durumlar yoksa açı ortaya kenar ortaya benzerlik. Açı 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 benzerliği yok. Ama şuraya baktığımız zaman birer açı var. E, birer açı var da başka da bir şey var mı burada? Yok. Şuraya beta diyeyim. Arkadaşlar beta başka da açı eşitliği falan da yazamıyorum. Yazamazsam kenar açı kenar var mı diye bakalım. Bir açı eşitliği varsa. Onu nasıl yapıyorduk? Betanın kollarını yaz. Küçükten büyüğe doğru. 2'ye 3 Beta'nın kollarını öbüründe de yazdık. Küçükten büyüğe doğru. Yazdığın zaman o da 6'ya 9 değil mi? Evet. Oranladığın zaman ne yapıyor? Her ikisindeki oran 1 bölü 3. 1 bölü 3 olduğundan dolayı 2 üçgen kenar açı kenarda mezerdir. E burada o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 üçgen benzerse e, orantılı kenarları gören açılar birbirine eşittir. 2'yi gören de 6'yı gören. 2'yi gören alfa ise 6'yı gören de alfa olmak zorunda. O zaman alfa direkt ne oldu arkadaşlar? 52 derece oldu. Evet ikinci soru Denizli oldu geldik üçüncü soruya. Bir ara çeşitliği var ise ne yapıyorduk? Ortak açı var mı diye bakıyorduk. Hocam şu üçgen ile şu üçgen ile büyük üçgende eşitlik açı var. Ortak açı var mı? Var. Neresi? Burası. E o zaman nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgiyse nokta karaladığım üçüncü açı burada da çift çizgidir. Ve ne oldu arkadaşlar? İki üçgen açı açı açıdan benzer oldu. Aynı açının karşısındakileri oranlayacağım. Karaladığım açının karşısı 6 bölü 9 eşittir. Noktanın karşısı 10 bölü. Noktanın karşısı şuraya x diyelim. 12 artı x yapar arkadaşlar. Buradan sadeleştirmeleri yapalım. 2'ye böl, 3'e böl, 2, 3'e böl, 3'e böl, 3. 2'ye böl, 2'ye böl, böl. 5 yaptı. 5 kere 3, 15. 15 eşittir 12 artı X'si. x ise x'i buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Evet x 3 çıktı. EC'yi bulduk bir de DB isteniliyor. Şuraya da bir y diyelim. Benzerlik oranı 6 bölü 9 yani 2 bölü 3. Aynı zamanda çift çizginin karşısı 12 bölü çift çizginin karşısı 10 artı y'ye eşittir arkadaşlar. Burada gerekli sadeleştirmeleri yine yapalım. 6 kere 3 18. 18 eşittir 10 artı y'den. O zaman buradan ne geldi? Y'yi de kaç bulduk? 8 bulduk. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? 3 ile 8'in toplamı isteniyor. O da 11 yapar. Evet cevabımız böylelikle 3. soruda Akçay oldu arkadaşlar. Geldik 4'e. Paralellik verilmiş mi verilmiş? Hocam şunlar birbirine paralel verilmiş. M, N verilmiş. 16 M ile N arasındaki bağıntı Nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler paralelikte 6 bölü 10 oran var. 6 bölü 10 dediğimiz 2'ye bölü 3, 2'ye bölü 3. Yani 3 bölü 5. Hocam burada 3'ün 5'e oran olması lazım. Burası 3K iken burası 5K olacak. E, burası 3K iken tamam 5K ise o zaman buraya da 2K mı kaldı? Evet. Şimdi M ile N. M, N'ye eşit oldu arkadaşlar. 2K'ya eşit oldu. N, N'ye eşit oldu. 3K'ya eşit oldu. M ile N arasındaki ilişki isteniyor. Buradan K'yı yalnız bıraksan K ne oldu? M bölü 2'ye eşit oldu. Ee, burada K'yı yalnız bıraksan N bölü 3'e eşit oldu. E o zaman buradan işler, işler yapınca ne oldu arkadaşlar? 3M eşittir 2N oldu. Hangi şıkta var? O da denizli şıkkında var. Dördüncü soru böylelikle denizli oldu. Geldik 5'e. Paralellik verilmiş. Hocam paralellik verilmiş. E direkt ne var burada arkadaşlar? Kelebek. Kelebekteki oran 16'ya 48. Direkt kolay kelebek varsa kafadan yapın. 16'nın 3 katı yani 1'e 3 oran var. Hocam 1'e 3 oran varsa 12 ise direkt 36. 1'e 3 ise yukarıdan aşağıya sağdan sol, soldan sağa ya da bir 3 katı direkt burası da 24 yapacaktır. Yani CE 24 bulduk. DC'yi 36 bulduk. Bizden 36'dan 24'ü çıkart diyor. O zaman cevabımız kaç yapar? 12 yapar. Evet 5. soru balık Balıkesir oldu. Geldik 6. soruya. Hocam 2'ye 5 oran var. Direkt 2'ye 5 oranını kullanalım. Burada 2 bölü 5 oran olacak. Yani 2K ise burası 5K olacağından buraya 3K kaldı. Koldan kola geçişi direkt yazabilirim. Hocam burası 2a ise direkt burası 3a'dır. E, hatta burası 3'e 2 oldu. Burada da 3'e 2 olacak. 3 ne? 2n olacak. Ama benden bunlar isteniliyor. E o zaman burada şunun tamamını oranı. Yani 3n'in 5n oranı. 3n bölü 5n eşittir. 6 bölü x mi olacak arkadaşlar? Evet. Buradan 2 katı 2 katıysa x de buradan kaç çıkıyor? 10 çıkıyor. Evet 6. soru c han oldu. Geldik 7. soruya. 90'lar ama düşüyor. Ne yapacağım? Dal alfabeti ya. Alfa, beta, alfa, beta. Bak şimdi dikkat. Beta'nın karşısı 3x neyse başlayalım. Benzerliğe başlayalım arkadaşlar. Kolay benzerlik olduğunda kolayından yapmanız tavsiye edilir. Beta'nın karşısı 3 xken yani beta'nın karşısı 9x. Aa kaç katı? 3 katı. Yani o zaman burası alfanın karşısı x artı 3 ise burası da 3 katı olacak diyebilirsiniz. Ama başlayalım benzerliğe. Beta'nın karşısı 3x bölü beta'nın karşısı 9x eşittir. Alfanın karşısı x artı 3 bölü alfanın karşısı x artı 19 diyerek de aynı açının karşısındakiler oranlayarak da bulabilirsiniz. Hocam şunlar şunlar sadeleşti. 1 bölü 3 kaldı. O zaman buradan 3x artı 9 eşittir. X artı 19 oldu. Buradan 2x eşittir 10 oldu. Ve x'i de buradan kaç bulduk arkadaşlar? 5 bulduk. Yani cevabımız böylelikle 5 olmadı. DE isteniliyor bizden. D'ye bakalım. D uzunluğu nedir arkadaşlar? Şimdi x yerine 5 koyunca burası kaç yaptı? 15. 5 koyunca burası kaç yaptı? 8. 8-15 ne üçgen arkadaşlar? 17 yapar. Evet cevabımız böylelikle 7. soruda akçay oldu. Geldik 8'e. Bir ara çeşitliği var. Ortak açı var mı diye bak. Var. Hocam bu açıyla bu açı birbirinin tıpkısının aynısı. Nokta karadığım 3. açı çizgiyse nokta karadığım 3. açı çizgidir. İki üçgen benzer oldu mu? Oldu. Hocam şu üçgenden başlıyorum. Karadığım açının karşısı 4 bölü. Karadığım açının karşısı 6 eşittir. Çizginin karşısı yukarıdan başladık. 6 bölü çizginin karşısı x deriz. 4x eşittir 36'dan. X'i de buradan kaç buluruz? 9 buluruz. 8. soru böylelikle Cihan çıktı. Geldik 9'a. 9. soruda arkadaşlar paralellikler verilmiş. İşte şu paralel, şu paralel, şu paralel verilmiş. Bir de şu, şu ve şu birbirine eşit verilmiş. Gençler şuraya direkt bakacak olursak benzerliğe de gerek yok. Direkt ortaban var mı burada? Var hocam. Yani beşgen burası ne olacak? 10 olacak. E sonra Hocam burada da 1 bölü 3 oran var. 10 bölü x'e eşittir. 1 bölü 3 eşittir. 10 bölü x'ten x de buradan kaç gelir o zaman? 30 gelir. Evet 9. soru akçay oldu. Geldik 10. soruya. E, ama da uçuşuyor. Bir de başka ne vermiş bana arkadaşlar? Ali Bey uzunluğunu 15 vermiş. Adana C yan hattını 25 vermiş. Hocam eksi parçaları tamamlayalım. 15, 25 ne üçgeni? 15, 20, 25 üçgeninden burası 20 çıktı. Ve benden ne isteniyor? DC ve BE isteniyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi 90'lara bu uçuşuyor. Ne yapacağız? Alfa beta'ya e dalacağız. Alfa beta. Alfa 90 beta. Hocam şu üçgenle büyük üçgen benzer. Alfanın karşısı 5 iken alfanın karşısı 15. Kolay bir benzerlik var. Bu sefer kolayından yapacağım. Yani 1'e 3 oran var. E hocam burası x ken beta'nın karşısı. Beta'nın karşısı 3x olmalı. E burası y -ken, burası da ne olmalı arkadaşlar? 3y olmalı. E o zaman bir şeyler çıktı. Buradan 3x 20'ye eşitse 3x 20'ye eşitse x'i buradan 20 bölü 3 buluruz. 3 y de neye eşit arkadaşlar? 25'e eşitse y'yi de buradan 25 bölü 3 olarak buluruz. Evet dc belli mi? Belli. Onu kullanacağım. Bir de be lazım. Be. Arkadaşlar be uzunluğu da neye eşit? 20 eksi y'ye eşit. Y dediğimiz 25 bölü 3'e eşit. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 35 bölü 3 mi yapıyor? Evet. 3 ile 20 çarpı 60. 60'tan 25 çıkınca da 35 yaptı arkadaşlar. 35 bölü 3 oldu. Şimdi gelelim şuraya. DC artı BE isteniyor. DC uzunluğunu bulduk. Yani X yani 20 bölü 3 artı BE uzunluğu da isteniyor. BE uzunluğunda 35 bölü 3 bulduk. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 55 bölü 3 yapar. Yani 10. soru böylelikle Edremit oldu. Geldik 11. soruya. Evet birer açı çeşitliği var arkadaşlar. Birer açı çeşitliğe. bakın. Hocam bu üçgenle bu üçgende bir ara çeşitliği var ama ortak açı var mı? Yok. Ama şu üçgen ve büyük üçgene bakacak olursanız açı eşitliği verildiğinde açıya da alacağız kardeşim belli. Ben genelde kalıp bira bakarım ee, şey var mı diye ortak açı var mı diye bakarım. Şu üçgenle büyük üçgende ortak açı burası. Hocam nokta karaladığım üçüncü açı burada çift çizgiyse nokta karaladığım burada da çift çizgidir. Ama dikkat hep bu hata yapılıyor bunu yapma. Büyük üçgende nokta karaladığınızsa üçüncü açı çift çizgi olmak zorunda. Evet Ali Bey uzunluğunu 10 vermiş. Adana Ceyhan'ı 16 vermiş. Ve senden ne isteniyor? X isteniliyor. Başlayalım o zaman. Şuraya bir Y diyelim arkadaşlar. Noktanın karşısı Y bölü noktanın karşısı 10 eşittir. Çift çizginin karşısı 10 bölü. Çift çizginin karşısı 16 deriz. 2'ye bölsen 5. 2'ye bölsen 8. 2'ye bölsen 4. 2'ye bölsen 5. Y buradan kaç geldi? 25 bölü 4 geldi. Hocam Y'yi 25 bölü 4 bulduk ya. 25 bölü 4. O zaman x de neye eşittir? 16'dan 25 bölü 4 çıkartacağız. 16 eksi 25 bölü 4 yapacaktır. Yani 64'ten 25 çıkınca kaç kalıyor? 39 bölü 4 mi yapıyor arkadaşlar? Cevabımız böylelikle. Evet cevabımız böylelikle. Cehan oldu. Geldik son soruya. Bir dik üçgenin. Şunları ben yukarıya alayım arkadaşlar. Şu çözümleri de dursun şöyle. Şu çözüm burada dursun. Şunu da yukarı alayım. Çizimi galiba orada yapacağım arkadaşlar. He. Bir dik üçgenin hipotenüsüne çizilen dikme. Hemen bir dik üçgen çizelim arkadaşlar. Şöyle bir dik üçgen. 90 derece neresi? Burası arkadaşlar. Bir dik üçgende hipotenüsüne çizilen dikme. Hop şurası. Bu dik üçgenin dik kenarlarından birini dörder birim uzunluğunda iki parçaya ayırmıştır. Bir dakika. Şimdi bir dik üçgenin hipotenüsüne ait çizilen dikme. Bu dik üçgenin dik kenarlarından birini dörder birim uzunluğunda iki parçaya ayırmıştır. O zaman şöyle arkadaşlar. Şuradan bir dik hipotenüsün çizilen dikme mesela şu. Şuradan bir dikme çizdin. Dörder birim uzunluğunda iki parçaya ayırmış bir dik kenarı. Öyle diyor. Sonra bu dikme üçgenin iç bölgesini bir dörtgensel bir de üçgensel bölgeye ayırmış. Evet görüyorsunuz bak bir üçgen bir de dörtgen var burada. Diyor ki ayırmış ve dörtgensel bölgenin alanı üçgensel bölgenin alanının 8 katı olmuş. Yani şuradaki alan A iken burası 8A olmuş arkadaşlar. Buna göre başlangıçtaki dik üçgenin hipotenüsü kaç birimdir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar 90'lar 2'ye de daha fazla mı? Fazla. Açıya da alacağız. Dal. Alfa beta'ya dal. Alfa beta. Alfa 90 beta. A hocam benzerlik alan çıkısı var. Alanlar oranı 1 bölü 8 deme. Alanlar oranı 1 bölü 8 değil çünkü. Hangi üçgenler benzer? Hocam benzer olan üçgen. Şu üçgenle büyük üçgen. Benzerlik oranı karesi alanlar oranı eşit değil miydi arkadaşlar? Evet. E alanlar oranı eşitse alanlar oranını kullanacağız. Şimdi 90'ın karşısı 4 bölü 90'ın karşısı x benzerlik oranı. İşte bunun karesi alanlar oranı eşittir. Yalnız alanlar oranı a bölü kaç a arkadaşlar? Tüm alan 9 a değil midir? Çünkü şu üçgenle büyük üçgen benzer arkadaşlar. Eğer iki tarafın kare alırsam 4 bölü x bu da 1 bölü 9'un kare 1 bölü 3 mi yaptı? x de buradan kaç oldu? 12 oldu. Zaten bizden de hipotenüs uzunluğu isteniyor. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu. Ve böylelikle ikinci testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda üçüncü testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.